Evet efendim, mübarek bir günde, mübarek bir anda hepinize hayırlı cumalar diliyoruz efendim. FSM ailesi olarak can dostlarımızla röportajlar yapmaya devam ediyoruz. Evet efendim, FSM ailesi 23 Nisan 2010 yılında Radyo FSM olarak hayata başladı. 18 Kasım 2010 yılında da FSM TV yayın hayatına sizlerin destekleriyle ve dualarınızla başladı efendim. Bizi 20 yıldır can dostumuz, bizi 20 yıldır yalnız bırakmayan, 7 yıldır da Radyo FSM'den beri, FSM TV yayınlarından beri yalnız bırakmayan çok değerli hocamız, emekli din görevlimiz Hüseyin Alkan hocam, aynı zamanda FSM Medya Grup programcımız, şu an konuğumuz. Öncelikle 20 dakikalık bir röportaj yapacağız. Dünya gündemini konuşacağız ve daha sonra sohbet saati programımızda FSM Medya Grup stüdyolarında canlı yayında olacağız efendim. Değerli hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. Nasılsınız değerli hocam? Elhamdülillah. Allah'a şükür iyiyiz. Sizler de iyisiniz inşallah. Rabbim razı olsun. Rabbim hayırlar getirsin değerli hocam. Öncelikle tabii ki bizi izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz tanıyor ama unutmuş olabilirler. Çok değerli hocamız Hatay'dan olan can dostumuz, 20 yıllık yol arkadaşımız, ülke ocaklarından tanıdığımız can dostumuz Hüseyin Alkan kimdir efendim? Ben 1955 tarihinde Hatay'ın Yayladağ ilçesinde doğdum. Ve ilkokulu orada okudum. Ondan sonra Kur'an kursuna gittim. Kur'an kursunda mezun oldum. İşte ondan sonra imamlık görevi aldık. 25-30 yılda imamlık görevi yaptık. Ondan maşallah. Sonra, evet. Tabii, emekli olarak. İşte şimdi serbest olarak çalışıyoruz. Maşallah, hiç durmuyorsunuz hocam. Allah razı olsun can dostlarımıza, tüm ümmeti Muhammed'in derdine deva olmaya çalışıyor. Tabii öncelikle Rabbimizin izniyle, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaatiyle ve tüm Allah dostlarının da himmetiyle dostlarımıza, hasta olanlara ellerinden geldiği kadar 7/24 hocamız hizmet etmeye çalışıyor. Onlara faydalı olmaya çalışıyor. Yani bu konuda hocamızı daima takdir ediyoruz. Takdir ediyoruz, takdir ediyoruz. Allah razı olsun. Değerli hocam, Allah razı olsun. Sohbet saati programlarında 7,5 yıldır bizleri yalnız bırakmadınız. Nasip olursa inşallah sohbet saati devam edecek. Doğru mu hocam? İnşallah. Devam edecek tabii. İnşallah. Gönlünü tam netleştireceğiz. Rabbimizin izniyle devam edecek. Hocam şu kamerayı biraz şöyle alır mısın? Sanki bizi yan bırakıyor gibi. Ha, kamerayı biraz şöyle al. Şöyle al diyorum biraz. Şöyle al kamerayı. Şöyle al. Kenarda gibi oluyor. Evet efendim, biraz döndür. Bu tarafa. Döndür. Tamam. Teşekkür ederim. Evet efendim. Öncelikle de bugün tabii ki haberleri fazla takip edemedik ama medya, FSM Medya Haber Ajansı olarak da Şırnak'ta olan patlamayla ilgili tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu konuyla ilgili de canlı yayında inşallah size detaylı şekilde de anlatacağız. Doğru mu değerli hocam? Tabii evet, inşallah. İnşallah işleyeceğiz o konuyu da. Evet efendim. Genel bir sohbet değerlendirmesi yaparsak. Hocam şöyle bir sorum var. Allah razı olsun, cuma hutbesini de o birlikte bize kıldırdınız. Rabbimiz hayırlar getirsin Medine Mescidine. Buradan da hayırlar diliyoruz ve tüm cemaate, ümmeti Muhammed'e. Dünyaya bağlı mı kalacağız? Dünyaya bağımlı mı kalacağız? Yoksa dünyayı unutmayıp aynı zamanda ahireti de unutmadan dengeyi mi bulmak istiyoruz? Nasıl bir yol haritası bize göstereceksin? Yani sadece dünyayı mı yaşayacağız veya sadece ahireti mi yaşayacağız? Ya da hem dünyayı ve hem de ahireti bir denge mi oluşturacağız? Bu konuda neler söylemek istersiniz değerli hocam? Evet. Şöyle denilmiş. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi de ahirete çalışın, ahirete çalışın denilmiş. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuşlar. Dünyada kalacağın kadar dünyaya çalış, ahirette de ahirette kalacağın kadar çalış diye buyurmuş. Evet, dünyada ne kadar kalacağımız belli. Çok kısa, ömür çok kısa. 60-70 yıllık bir ömür. Ama ahiret sonsuz. Sonsuz olduğuna göre
oraya daha fazla çalışmamız gerekiyor. Tabii ki hiç kimseye muhtaç olmamak için çoluk çocuk dünyayı bırakmayacağız. Tabii tabii. Hocam. Çocuklarımızın rızık temini için çalışacağız. O da bir ibadettir. Aynen. Aynen. Peygamberimiz hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyorlar. Bir kişi çalışmaya giderken bugün ben çoluk çocuğumun rızkını helalinden temin edeyim, Mevlam benden razı olsun diye çalışırsa o çalıştığı çalışma ona ibadet olarak. İbadet gibi. Evet. Tabii. Aynen. Ama tabii ki bu arada 5 vakit namaz da olması şart. Yani. Namaz olmadı mı hiçbir şey olmuyor. Aynen. Namaz İslam'ın kimliğidir. Yani. Ya nasıl? Burada özür dilerim bir denge olması gerekiyor diyorsun, doğru mu hocam? Tabii tabii. Şimdi nasıl ki bizim normal kimliğimiz olmadan hiçbir şey yapamıyorsak, mesela bankaya gittin, bankada milyarların var, trilyarların var ama kimliğin yok. Sana oradan bir kuruş para vermediler kimliğin olmadan. Seni tanımaları gerekiyor. Tabii. Evet. Belediye gittin, işini göreceksin, kimlik yoksa işini göremezsin. Nereye gitsen illa kimlik olması lazım. Heh. Bu misal gibi şayet bir insanda namaz yoksa hiçbir şey yok demektir. Zaten Peygamberimiz de öyle bildiriyor. Namaz yoksa cennete giremez. Namaz yoksa sırası geçemez. Namaz yoksa efendim kabirde, kabri cennet bahçelerinin bir bahçe olmaz. Cehennem çukurlarından bir çukur olur. Yani namaz yoksa o için, o insan için korkunç bir felaket demektir. Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de hiçbir günahtan dolayı kullarını yakacağını söylemiyor. Ama namaz kılmayanları yakacağını kaç yere bildiriyor. Yestâzüle فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُنَ دَعُوا الصَّلَةِ وَاتَّبَعُوا خُطُوَاتِ الشَّهَوَانِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Bir toplum gelecek. Onlar namaza önem vermeyecekler. Nefsin arzularını ön plana alacak, namazı arkaya atacaklar. Bunu şöyle bir misalle izah edelim. İş yerinden gelecek. Eline kumandayı alacak. İşte şu müziktir, şu maç, şu film, şu dizi, şu klip. Peki akşam namazı ne oldu? Yatsı namazı ne oldu? Onu arkaya atacak. Ona önem vermeyecek. Ona değer vermeyecek. Değer verdiği şey ne dünyaya ne ahirete hiçbir yararı olmayan film, dizi, klip vesaire şeyler. Fesefe ben de onu yakında yelkavne atacağım. Nereye? Gayya. Cehennemdeki Gayya deresine. Gayya deresi cehennemin en şiddetli yeridir. Demek ki namaz kılmayanlar cehennemin en şiddetli yerine atılacak. Onun için aman aman bizi izleyenler buna çok önem versinler. Namazı mutlaka ve mutlaka kılsınlar inşallah. Allah razı olsun değerli hocam. Öncelikle şunu da söylemek istiyorum. Tabii ki mutlaka aynı buyurduğunuz gibi 5 vakit namazımızı takvaca kılacağız. Hiç incitmeden, aksatmadan gücümüzün yettiği nispette tabii ki öncelikle de cemaatle kılmaya gayret edeceğiz. Ama şunu çok bu ama derken çok önemli burası. Namaz bizi kötülüklerden alıkoyması. Namaz bizi ticaretimizde doğru olmayı, namaz bizi siyasetimizde dürüst olmayı, sosyal adaletten yana olmayı, namaz bizi kendimiz için istediğimizi, kardeşimiz için de istemedikten sonra bu namaz bize namaz olur mu hocam? Olmaz tabii. Şimdi zaten bir insan namazı doğru kılıyorsa, hakkını vererek kılıyorsa, zaten Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de her namaz emrini buyurduğunda namazı dosdoğru kılın buyuruyor. Fatiha suresi değil mi? En büyük örneğimiz yani. Evet. Evet. Akimus salate namazı dosdoğru kılın diyor. Yine ayet-i kerimede Mevla Celle Celaluhu ellezine yu'minune bil gaybi ve yuqimune salate. Bak o müminler ki, o kurtulan müminler ki onlar namazı dosdoğru kılar. Dosdoğru kılarlar. Evet. Evet. Öyle buyuruyor Mevla Celle Celaluhu. İşte dost doğru kılınan namaz insanı bütün kötülüklerden korur. Bütün günahlardan korur. Dost doğru namaz kılan bir insan günah işleyemez. Yalan söyleyemez. Kimseyi aldatamaz. Kimseyi kandıramaz. Aynen. Evet. Çünkü Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Bütün bunu hoca efendiler bütün hutbelerde okurlar. Her hutbede okunur bu ayet-i kerime. Estağfirullah. İnna salate tenhe anil fahşai vel münker vel bağy. Muhakkak ki namaz insanı her türlü kötülükten, her türlü fenalıktan, azgınlıktan, taşkınlıktan korur, engeller buyuruyor. Bir kişi namaz kıldığı halde kötülüklere devam ediyorsa, yalan söylüyorsa, insanları kandırıyorsa o demek ki onun namazı olmuyor. Onun namazı kabul olmuyor. Ondan dolayı o namaz onu hiçbir kötülükten engel yapmıyor. İşte bazıları diyorlar,
namaz kötülüklerden insanı engelliyor da biz nice namaz kılanlar var biliyoruz. Her kötülüğü yapıyor. İnsanları kandırıyor, yalan söylüyor, efendim şunu yapıyor, bunu yapıyor. Demek ki o kişinin namazı namaz değil. Namazı kabul olmuyor. Onun için onun namazı onu kötülüklerden engel etmiyor. Evet. Aynen değerli hocam, Allah razı olsun. Yine bir değerli hocam sorun var. Evet. Bizim dinimiz, yüce dinimiz 18 bin aleme rahmet olarak gönderilmiş olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin elçi olarak gönderdiği bize yüce dinimiz Kur'an-ı Kerim ve kitabımız Kur'an-ı Kerim'de dinimizin özelliği olarak bizim dinimiz ruhban dini değil, değil mi hocam? Bunu özellikle yani bir başka dinlere, ki diğer dinler zaten bozulduğu için İslam geldi ki bunda elhamdülillah hiçbir zerre kadar şüphemiz yok. Ruhban dini değil, değil mi hocam? Burada özellikle bu konuyu temasa etmek istiyorum. Yani burada ruhban dini derken hep gece gündüz ibadet et. Hep gece gündüz ibadet et der gibi. Hiç dünyayı düşünme, dünyanın hiçbir şeyini düşünme. Böyle bir dinde anlayışımız var mı? Tabii dediğim gibi az önce de bahsettik. Bir Müslüman çalışacak, çoluk çocuğun rızkını temin edecek, kendi ihtiyaçlarını temin edecek. Kimseye muhtaç olmayacak. İslam dininde kimseye muhtaç olma yok. Hatta Hazreti Ömer Faruk radıyallahu an bir mescide vardı. Orada kaç insanları gördü. Orada onlar hiç çalışmıyorlardı. Orada duruyorlardı. Kim o mescide yiyecek bir şey getirirlerse onu yiyorlardı vesaire. Onlara dedi, siz ne iş yapıyorsunuz? Biz dediler, Allah'a tevekkül edenleriz. Allah'a tevekkül edenlerdeniz. Evet. Evet, öyle dediler. Hazreti Ömer onlara kızdı. Ve onlar dedi ki, hayır dedi, siz Allah'a tevekkül edenlerden değil, siz yiyicilerdensiniz. Allah Allah. Allah-u Teala Hazretleri öyle çalışmayın diye kimseye emir buyurmadı. Tamam, çalış, yine Allah'a tevekkül et, Allah'a güven ama çalışacaksın. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri İstanbul'u fethederken Allah'a güvendi ama ne kadar çalıştı değil mi? 51 gün hiç gece gündüz uyumadan mübarek çalıştı. Dediğim gibi kahraman ecdadımız fetihlere gitti, Allah'a güvendi. Çanakkale Zaferi'nde oradaki Müslümanlar, askerimiz, komutanlarımız Allah'a güvendi. Ama çalıştılar. Öyle yattığın yerden Allah'a güvenme olmaz. Aynen hocam. Allah razı olsun. Yine bir sorun var değerli hocam. Evet, sohbet saati programcımız olarak insanların arasında dolaşıyorsunuz sürekli, cemaatle, insanlarla, hatta 7-24 genelde insanla temasınız var. Allah razı olsun, sizi sayıyorlar, seviyorlar. Ben şunu söylemek istiyorum, yani İslam alemi olarak Müslümanlar artık uyanıyor mu? Bunu fark edebiliyor musunuz? Yani yaşantı olarak, dünyayı düşünme olarak, ahireti düşünme olarak, emri bil maruf nehy anil münker yapma açısından insanlar artık uyumaktan uyanmış mı? Bunu fark edebildiniz mi hocam? Evet, biraz uyanma var. Onu hissediyoruz. Ama şu ahlaksızlık da daha da fazla artıyor. Bu sokaklardaki açık gezmeler, saçık gezmeler yani daha da fazla artıyor. Maalesef televizyonlar da bunu kötü körüklüyorlar. Evlenme programlarıyla, işte buna benzer ahlaksız programlarla bu şeyi körüklüyorlar. Oysa bu çok korkunç bir felakettir. Çünkü Allah-u Teala Hazretleri tesettürü Kur'an-ı Kerim'de defalarca emretmiştir. Bazı dini insan olarak görünen, din adamı görünen şeylerde, şahıslarda, televizyonlara çıkarak efendim İslam'da tesettür yok diyerek, tesettürü inkar ederek kendileri kafir oldukları gibi kendisine inananları da kafir yapıyorlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de çok yerde Mevlamız tesettür emretmiş. Nur suresi ayet 31, Nur suresi ayet 60, Ahzab suresi ayet 59. Kaç yerde Allah-u Teala Hazretleri tesettürü emretmiştir. Nur suresi ayet 31'de eller bileklerine kadar hariç, yüz hariç ve ayaklar topları kadar hariç diğer bütün adaların tepeden tırnağa kapatsınlar. Baş örtülerini de yakalarının üzerine yaysınlar diye Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de emir buyurmuş. Okuyun Nur Suresi ayet 31'in tefsirini, anlamını okuyun. Orada zaten göreceksiniz. Nasıl İslam dininde tesettür olmaz? Ve daha önce bir dizi hazırlamışlardı Osmanlı'yı kötülemek için. Tabii onlar İslam dışı insanlar tarafından hazırlanmış, ateist insanlar tarafından hazırlanmış. Muhteşem Yüzyıl diye bir film çıkarmışlardı.
Kanuni Sultan Süleyman'ın hayatını anlatıyor. Tabii tabii. Kanuni Sultan Süleyman'ın hayatını anlatıyordu. Kuya hiç onunla alakası yok. Kesinlikle. Hürrem Sultan'ı nasıl gösteriyorlardı ekranda? Her tarafı açık bir şekilde. Oysa Hürrem Sultan o kadar dini bir insandı ki Armutlu'da İhlas Marmara Evlerinde orada tatile gitmiştik. Orada bir profesör konferans verdi. Tarih profesörü. Hürrem Sultan kocasının savaştan döndüğünü haber aldı. Yani Kanuni Sultan Süleyman'ın. Ve onun çok sevdiği bir et çeşidi varmış. Onu almak için kasaba gitti. Ve kasaba el işaretleriyle o eti tarif ediyor. Sesime haram diye konuşmuyor. Eyvallah. Değil orasını burasını aşmak. Sesime haram diye konuşmuyor. Ve kasap da bir şey anlamadı el işaretleriyle. Tekrar evine dönüyor. Oğlunu götürüp ona oğlu tercümanlık yapıyor. Bak bu kadar ahlaklı bir saç telini insanlara göstermemiş olan Hürrem Sultan'ı ama nasıl ekranlarda gösterdiler değil mi? Efendim, niye? İşte milletin ahlakını bozmak için. Milletin ahlakı bozulursa o zaman o ülke hiçbir zaman ilerleyemez. Ve dünyaya ferman okuyamaz. Ecdadımız nasıl dünyaya ferman okudu? O ahlak sayesinde İslamiyet'i hakkıyla yaşadıklarından dolayı Allah-u Teala Hazretleri onlara yardım etti. Onlar da dünyaya ferman ettiler. Yani ferman okudular. Ve 7 kıta olan dünyanın 4 kıtasına hükmettiler. İşte dediğim gibi Allah'ın yardımıyla. Hatta ilk güzellik yarışmasına çıkan bir kızımız güzellik yarışmasına çıktı ve ilk kez bir birinciliği aldı. Ondan sonra zaten birincilik vermediler Türkiye'ye. Efendim bütün dünya bayram yaptı. Halbuki bayram yapması gereken değil mi Türkiye? Ama dünya şeyleri bayram yaptı. Yabancı devletler bayram yaptı. Onların halkı da şaşırdılar. Niye biz bayram yapıyoruz dediler ya. Yenilen biziz. Kazanan onlar. Onlar bayram yapması gerekirken biz matem tutmamız gerekirken ama biz niye bayram yapıyoruz yani? Dediler ki onların kızlarını sahnelere açık olarak çıkardık ya artık ondan sonra bunlar bizim başımıza hüküm edemezler. Onun için bayram yapıyoruz dediler. Aynen buyurduğunuz gibi hocam. Bugün de ne gariptir ki 80'li yıllarda başörtüsü yasağı vardı ve başörtüsünü giyen bacılarımız, ablalarımız, annelerimiz tam bir tesettür durumundalardı ki iyi hatırlıyorsun o 80'li yılları. Ama şimdi dikkat edin, başörtüsü serbest ama ne gariptir ki başörtüsünü takıyor, diğer tarafları berbat. Evet. Tabii. Çok acı bir şey yani. Çok zaman. Acı bir şey. Çünkü Peygamberimiz hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyorlar. Evet. Ahir zamanda öyle kadınlar ve kızlar olacak ki giyiniktirler ama sanki çıplaktırlar. Aynen. Ariyatun casiyatun geçiyor hadis-i şerifte. Onlar giyinik çıplaktırlar. Onlar benden değil, ben de onlardan değilim. Onlar cennetin kokusunu bile duymayacaklar diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İslam alimleri bu hadisten şunu anlamışlar. Demek ki bu kadınlar ve kızlar imanını kurtaramayacak. Aynen. Çünkü cennete giren her cehenneme giren her Müslüman cezasını çektikten sonra cennete gireceği için cennetin kokusunu duyacak. Aynen. Ve şu azabım bitse de bir an önce cennete gitsem diye temenni edecek. Ama kafirler ebedi cehennemlik olanlar cennetin kokusunu ebediyen duymayacak. Aynen. İşte demek ki bu kadınlar imanını kurtaramayacak diye söylemişler İslam alimleri. Dediğim gibi bakıyorsun kadın tesettürlü başını örtmüş, bütün vücudu kapalı ama dar bir bluz giymiş, dar bir etek giymiş, dar bir pantolon giymiş. Çıplak olsa o kadar insanı tahrik etmez. Yani, aynen. İşte aynen. Onun için Peygamberimiz onlara giyinik çıplaklar diye hitap buyurmuş. Ve bunlar korkunç bir felaket içerisindeler. Aynen. Değerli hocam burada gösteriyor ki Siyonizm hiç boş durmuyor. Her türlü ağını örmüş. Teknolojiyle onunla bununla silahı eline almış. İslam alemini ve insanlığı bu uçuruma nasıl yuvarlarım? Bunun için trilyonları harcamadan geri kalmıyor. Adına da moda diyoruz. Moda illeti diyoruz. İşte böyle diyoruz. İşte bugünümüzde bu diyoruz. Çocuklarımıza zapt edemiyoruz. Niye? Bu moda illetinin boyunduruğuna girdiği için hepimizi Rabbim gafletten uyandırsın. Bak şu anda kullandığımız kulaklık Raki Raki diye çocukların hani şey yapıyorlar ya
ne diyorlar onlar, izliyorlar ya internette falan, hani müzik dinliyorlar ya, bak müzik dinlenen bir kulaklığı kullanıyorum. Çok burası ışık yanar aynı zamanda USB takınca. Ama ben burada